Etıya Mahçupyan, opportunist. İnsan davranışı alanında elde edilen bulguların belki de en çarpıcısı birbirimizi kandırma ihtimalinin olmaması. Başkaları üzerinde belirli bir intiba bırakmak üzere çeşitli taktikler izleyebiliriz ama aslında karşımızdakiler bizi gerçek halimizle tanırlar. Güç ve çıkar ilişkileri ya da çeşitli endişe ve tedirginlikler veya mahalle baskısı, ayıp kavramı gibi kimi nedenler yüzünden gerçek algılar dışarı vurulmuyor olabilir ama nihayette kimse kendisini gizleyemez ve başkalarını kalıcı biçimde aldatamaz. Bunun nedeni öteki kişilerde gördüğümüz özelliklerin insana ait olduğu bilgisine içsel olarak haiz olmamız. Dolayısıyla insanların zorunlu samimiyet diyebileceğimiz bir hale mahkum olduğunu ileri sürebiliriz. Bilimsel çalışmalara göre insanların çevrelerine ve durumlara uyum ihtiyacı zaman içinde iki genel davranış kalıbı üretmiş. Birinde kişi çekingen, kendini sakınan bir ruh halinde davranıyor, çözümü kendisini rahatlatmak, hayatını kolaylaştırmak için arıyor. Ama bunu başkalarına benimsemek gibi bir niyeti olmuyor. Diğerinde ise kişi kendisi için çözüm üretmek üzere müdahale ederken bununla yetinmeyip norm koyucu olmaya da çalışıyor. Başkalarının da kendi önerdiği doğru davranışı uygulamasını istiyor. Sosyal psikolojinin bulgularına göre her iki grubun alt dalları çeşitli ama hepsi de samimiyetle kendisini ortaya koyan kişi tarzları var. Ancak bunlara ilave bir davranış kalıbı giderek karakter bütünlüğü de mevcut. Bu kişi bir yandan kendi gerçek niyetini gizlemeye çalışırken çevresini ve olayları da kendi çıkarı doğrultusunda şekillendirme peşinde oluyor. Bu kişiye oportunist deniyor. Karşı karşısındakine nasıl davranacağı tamamen kendisiyle o kişi arasındaki güç dengesi üzerine oturuyor. Eğer bir şekilde astı ile muhatapsa otoriter bir yöntem tutturuyor. Gücünü her fırsatta gösteriyor ama örneğin eksik bilgi vererek karşısındaki kişinin kendisine bağımlı hale gelmesini sağlıyor eş düzeyli kişilerle muhatap olduğunda ne kazanıp ne kaybedeceği muhasebesi yapıyor. Karşılıksız bir şey vermemeye çalışıyor, rakiplerini oyun dışına itmek için yalan söyleyebiliyor, fitne sokabiliyor ve manipülasyon yapabiliyor. Üstleriyle muhatap olduğunda ise yaltaklanıyor, ne kadar müthişsiniz beyefendi klişesi çevresinde bir edebiyat üretiyor. Pohpohlamalarını kendisini küçültecek raddeye kadar sürdürmekten gocunmuyor. Giderek müptezelleşmeyi bir zül olarak değil, stratejik bir kazanmıyor. Pazancın gereği olarak sahneye koyuyor. Oportunistlerin peşinde oldukları şey bir güçlü kişinin ardına gizlenerek dizginleri elde tutma isteği oluyor. Pek azı da bizzat birinci adam mertebesine kadar çıkabiliyor. Korktukları şey ise afişe olmak, gerçek niyetleriyle tanınmak. Birçok opportunist niyetlerini saklı tutmayı becerdiğini sanarak yaşıyor. Bunu beceremediğini hissettiğinde ise sinip gizlenmekle daha cesur olmak arasında gidip geliyor. Bu kişiliklerin en hızlı yükseldiği kurumsal yapılar ataerkil zihniyeti olanlar. Çünkü buradaki yöneticiler saygı ve övgüye daha kolay tav olabiliyorlar. Türkiye'de esas olarak ataerkil bir toplum. O nedenle içimizde çok sayıda opportunist var. Aralarında kişisel rekabet olmayacak kadar mesafe olduğunda bu opportunistlerin birleşip takım oluşturmasına, siyasetten pay kapmaya çalışmasına da tanık oluyoruz. Bu safha çoğu zaman karşılıklı dolduruşa gelerek saldırganlaşmayı ama aynı zamanda ne derece gülünç olduğunu fark etmeyecek kadar ahmaklaşmayı da getiriyor. İronik olan şu ki kazançlı çıkmak için sahnede daha fazla yer almaları gerekiyor. Ama sahnede olduklarında da toplum onları daha apaçık biçimde tanıyor. Etyen Mahcupyan, Akşam